Adı tatlı, kendisi acı. Öyle bir hastalık bu. Ölene kadar çekeceksin, başka yok bir yolu. Ne yaman şeysin ey şeker dediler, pastane vitrinlerine artık bakamadıklarını söylediler. Bugünler çekilecekmiş, onun için doğdum. Hastalık hakkında çok şeyler duydum. Ne yaman şeysin be hey şeker. Uzak yaşamak zorunda kaldıkları şekeri artık sadece mısralarda anıyorlar. Varlığını öğrendiğimde dünyam yıkıldı. Ağzımın artık kalmadı tadı. Açtık, açtık şekersin dediler, koydular adı. Ne yaman şeysin be hey şeker. Onlar Dünya Diyabet Günü'nde Köroğlu Devlet Hastanesi'nin toplantı salonunda bir araya geldiler. Oldukça da kalabalık bir katılımla girdikleri diyabet eğitiminde şekerin aslında ne kadar zararlı bir gıda olduğunu bir kez daha kabullendiler. Hasta görmede problemle gelebiliyor, idrar şikayetiyle gelebiliyor, üriner enfeksiyonla gelebiliyor, kilo kaybıyla gelebiliyor, ağız kuruluğuyla gelebiliyor. Yani pek çok belirtisi var diyebilirim. Her hasta farklı bir hastalık belirtisi olarak karşımıza gelebiliyor. Dünya Diyabet Günü'nde yapılan bu toplantıda şeker hastalarına bir kez daha şekerden uzak nasıl yaşanılacağı anlatıldı. Hastanın tanısını nasıl koyabiliriz? 3 aylık hasta geliyor mesela, işte 3 hesaplıyor. 3 ay önce geldim, tahliline bakar mısın? Hangi tahlilden bahsediyor? Hemoglobin A1C. 3 ayda bir bakılan değer. Bu değer size 3 aylık dalgalanma periyodunuzu veriyor. Mesela açlık şekeriniz, tokluk şekeriniz tamam ama o anlık şeker. Hasta kontrolü geleceği zaman mesela 3 gün önceden diyet yapıyor. Şekerleri normal geliyor ama 2 ay önceki değerleri çok yüksek. Başhekim Muhammed Emin Demirkol da şeker hastalığının dünyadaki etkilerini anlattı. Gıda sektöründeki ciddi bozulmalar, yediğimizin içtiğimizin ne olduğunu bilmediğimiz bir süreçten geçtiğimiz bir dönemde tabii ki bundan çocuklar da etkileniyor. Dünyada 542 bin tip 1 diyabetli çocuk var. Uzman doktor Banu Başer tarafından verilen eğitimde bir önceki dönem katılımcılarına sertifikaları da verildi. Diyabet eğitimleri ayda 3 kez verilmeye devam ediyor. İzzet Faysal Devlet Hastanesi bünyesinde ayrıca gebelik ve menopoz eğitimleri de veriliyor.